GCM Forex'ten herkese merhaba. Gün ortası piyasaları teknik olarak değerlendirdiğimizde, dolar indeksinin oldukça dalgalı bir seyirle haftayı kapatabilme ihtimalini görüyoruz. Özellikle gün içerisinde yukarı yönlü hareketlerin 98-95 ile sınırladıktan sonra belirli tepkilerin oluştuğunu ve daha önce üzerinde durmuş olduğumuz 98-60 ve 98-30 bölgesine doğru bir tepkisel hareketin düşünce içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Özellikle Aşağı yönü bir baskının devamını konuşabilecek miyiz? Bu sorunun cevabını arıyoruz ve bu aşamada. 98-60 ve 98-30 bölgesinin önemli olduğunu ifade edebiliriz. Bu bölgenin altına sarkması durumunda endeks tarafında bir satıcılı seyirden bahsedebiliriz. Aksi takdirde tekrar toparlanarak yukarı yönlü bir yükseliş hareketi görülebilir. Tabii ki gün içerisinde Amerika'dan gelecek olan veriler önem arz ediyor. Özellikle Amerika'dan gelecek olan bu verilerin endeks tarafındaki fiyatlamaları endeksin seyri açısından da önemli. Kısa vadeli olarak baktığımızda hala daha 98-60-98-30 bölgesi üzerindeyiz. Bu da yukarı yönlü hareketin devam edebilme ihtimallerini kuvvetlendiriyor. Lütfen buna dikkat edelim. Özellikle endeks tarafında Amerika'dan gelecek olan verilerin etkisinden sonra endeks tarafındaki fiyatlamaya daha dikkatli bakmak gerekiyor. Şu anda 98-95-98-60 arasında bir sıkışma söz konusu. Özellikle veri sonrasında bu sıkışmanın da kendisini daha agresif bir fiyatlama içerisine tutabileceğini de vurgulayabiliriz. Yukarıda da 98-95 bölgesi dikkatle takip edilmeli. Burada yukarı yönlü hareketler devam edecekse 98-95'in üzerindeki fiyatlamaların oluşması gerektiğini de unutmayalım. Tabii ki dolar endeksinin performansı euro dolar paritesi üzerinde de etkili olmak isteyecektir. Gün içerisindeki hareketlere baktığımızda aşağı yönlü hareketlerin 1.0750 ile sınırlı kaldığını, dolar endeksindeki aşağı yönlü hareketler nedeniyle euro dolar paritesinin yukarı yönlü tepkiler kaydettiğini görüyoruz. Şu anda 1.08'e yakınız. Grafiği incelediğimizde 4 saatlik grafikte düşüş trendinin üst noktası 1.0840'dan 40 periyotluk üstel hareketli ortalamada 1.08'den geçiyor. Bu yüzden de 1.08-1.08-40 bölgesinin önemli olduğunu vurgulayabiliriz. Burada dolar endeksinin performansı. Euro dolar paritesinin bundan sonraki süreçte neler yapılabileceğini görmemize katkı sağlayacaktır. Şu anda hala düşüş trendi içerisinde seyir devam etmektedir. 1.08.40, 1.08 bölgesi altındaki her hareket aşağı yönlü baskıları destekleyebilir. Aşağıda 1.07.45 destek noktası önemli. Bu bölgenin altına sarkması durumunda da satıcılı seyir daha da istekli olabilir. Gün içerisinde Amerika'dan gelecek olan veriler önemli. 15.30'da perakende satışları, çekirdek perakende satışları, PPI ve çekirdek PPI rakamları önemli. Saat 5'te Michigan hassasiyeti verisi önem arz etmektedir. Bu verilerin sonuçlarının dolar endeksi üzerindeki etkisi dolayısıyla da euro dolar paritesi üzerinde sert hareketler e, gerçekleştirme durumu söz konusudur. Bu anlamda da özellikle veri sonucunu dikkatle takip etmek gerekiyor. Sterlin dolar paritesine baktığımızda Euro tersine hareketler söz konusu. Daha doğrusu gün içi düşüş beklentisi mevcutken Sterlin dolarda yukarı yönlü hareketler daha etkin duruyor. 1.5173-1.5240 arasında bir sıkışma söz konusu. 1.5173 üzerinde yükselişlerin devam edebilme ihtimalinin bir adım önde olduğunu vurgulayabiliriz. Özellikle 1.5240'ın üzerine çıkarsa yükselişler daha da istekli olabilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Yurt içine geldiğimizde yükseliş trendinin sonlanması nedeniyle aşağı yönlü bir baskının daha istekli, daha ön planda olduğunu görebiliyoruz. 289 32 90 80 bölgesi önemliydi. Dikkat edildiyse 2.89-30 bölgesinden satış baskısına maruz kalan bir bölge ya da bir bariyer söz konusu. Burada 2.85-70'e dikkat etmemiz gerekir ki satıcılı seyrin devamı için bu desteğin aşağı yönü kırılması gerekiyor. Böyle bir durumda 2.83-75-2.82 gibi rakamlar telaffuz edilebilir. 2.8570 kırılmazsa yeniden bir tepkisel hareket düşünülebilir ki burada 2.8930 hala güncelliğini ve önemini korumaktadır. Genel görüntüde ilgili bölge altında negatif baskı devam etmektedir. Ham petrole baktığımızda sabah analizimizde hatırlarsanız 41.30'lardan toparlanıp tepki alımı gerçekleştirebilme ihtimalinden bahsetmiştik. Gün içerisinde yukarı yönlü hareketlerini 42 seviyesinin üzerinde devam ettirme çabasında şu anda 42.03'lerde seyrini sürdürüyor. Genel görüntüde düşüş trendi hala devam ediyor. 42.90 bu aşamada önemli bir seviye. Aynı zamanda 70 saatlik üstel hareketli ortalamaya tekabül ediyor. Ve bu bölgenin altında satıcılı seyrin devamına ilişkin düşüncenin ön planda kaldığını görebiliyoruz. Sabah analizimizde 42.90-43 35 aralığı demiştik. Şu anda da aslında 42.55 42.90 bölgesi önemli oldu. Ve özellikle 70 saatlik üstel hareketli ortalamanın da bu bölgeden geçmesi satıcılı seyrin bu bölgede daha etkin olabilme ihtimalini kuvvetlendirmektedir ifadesini kullanabiliriz. Son olarak da altına dönecek olursak altın fiyatlarında 1074'lere kadar geri çekildikten sonra bir toparlanma ve bu toparlanma ile birlikte yukarı yönlü bir hareketlerini 1088'lere kadar devam ettiren bir görüntü var karşımızda. Şu anda özellikle 28 Ekim'den beri takip edilen 16 periyotluk yüksel hareketli ortalamanın üzerine çıkma görüntüsünde. 4 saatlik kapanışı ilgili ortalamanın üzerinde gerçekleştirecek mi? Bu sorunun cevabını arıyoruz. O yüzden de 16'daki fiyat hareketi gerçekten önemli. Burada dikkat edilmesi gereken husus genel görüntüde hala negatiflik devam ediyor. Yani 1095.60 seviyesi altında satıcılı seyirin devamına ilişkin düşünce ön plandadır. Burada tepkiler daha devam edecek mi? 1095.60 seviyesi test edilecek mi? Soruların cevabını arıyoruz. 16 periyodluk üstel hareketli ortalama bu aşamada dikkat takip edilmesi gerekiyor. 1087'den geçmektedir bu ortalamanın rakamı ve günlük e, düzeltiyorum 4 saatlik kapanış bu aşamada önemlidir. Buna dikkat etmekte fayda var. Genel anlamda dolar endeksi, euro dolar, ster dolar, dolar Türk lirası, ham petrol ve altınla ilgili teknik beklentiler bunlardan ibarettir. İşlemlerinizde stop loss kullanmayı ve trend önü pozisyonlar gerçekleştirmeyi ihmal etmeyiniz. herkese başarılı işlemler diliyorum.